Şimdi Sertaç Murat Koç'a bağlanacağız. Ankara'ya uzanacağız. Sertaç, günaydın, nasılsın? Ya dün Ankara'daydım. Aslında oraya gelecektim ama gelemedim. Dedim Yüksek Seçim Kurulu'ndadır Sertaç. TV100'e gitmeyeyim, bulamam Sertaç'ı. Sertaç, nasıl gidiyor? Arkanda hiçbir hareketlilik göremiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nda saat kaçta başlar bu hareketlilik? Neler oluyor? Yurt dışı seçmeni oy verme durumu bitti. Ama baktığımızda tarihi bir rekor kırıldı. Doğru mu? Neler aktaracaksın? Senden dinleyelim. Evet, Ankara'dan da size günaydın Ela. Yüksek Seçim Kurulu'nda hareket bitmiyor aslında. Gece yarılarına kadar süren ummalı bir çalışmalar oluyor. Kurul üyeleri sabah saat 9 ya da 10 gibi toplanmaya başlıyorlar ve gece yarısına kadar çalışıyor desek yanlış olmaz. Buna yakın yaklaşık 51'in üstünde genelge ve mevzuat karara bağlanmıştı bu çalışmalar kapsamında diyebiliriz. Tabii Türkiye artık 13. Cumhurbaşkanını belirleyeceği seçimler için geri sayımını sürdürüyor ve yaklaşık 72 saatten daha az bir süre kalmış durumda. Yani 3 günden daha az bir süre kalmış durumda. Oy verme işlemi ise ilk olarak yurt dışında başlamıştı. Senin de ifade ettiğin gibi 20 Mayıs'ta hem gümrüklerde hem de yurt dışı temsilciliklerinde, yani 73 ülke, 156 temsilcilik ve 16 merkezde oy verme işlemi başlamıştı ve dün itibariyle sona erdi bu Türkiye saatiyle. Ancak oralardaki, o 73 ülkedeki yerel saate göre farklılıklar gösterdi diyelim, ama sona ermiş durumda. Ve senin de ifade ettiğin gibi rekor kırıldı, doğru, ve an itibariyle 1.889.398 oy kullanıldı sadece yurt dışı temsilciliklerinde. Gümrüklerde ise hala sürüyor oy verme işlemi. 46 gümrük kapısında oy veriliyor. Bu 28 Mayıs saat 17, yani Türkiye ile oy kullanmanın sona ereceği ana kadar gümrüklerde devam edecek ve bu sayının 2 milyon seçmene, 2 milyon yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenin oy vermesine kadar çıkması bekleniyor ve tüm zamanların rekoru kırıldı. 2014'te başlamıştı yurt dışında oy verme süreci. Bunun daha da, yani zirvelere ulaşması, yeni zirveleri görmesi bekleniyor desek yanlış olmaz. Buradan da bir bilgi paylaşalım. İstanbul'dan uçaklar kalkmış durumda bu 73 ülkedeki oyları toplamak için ve oylar ilk kez Ankara'ya getirilecek. Geçen sefer ilk turda olduğu gibi olmayacak. Önce İstanbul'a, oradan Ankara'ya getirilmişti. Bu kez ilk olarak Ankara'ya getirilecek. Diplomatik kuryelerle geliyor bu. Diplomatik torbalarla taşınıyor bu oylar yüksek güvenlikli şekilde. Ve Ato Fuar Merkezi'nde kapısında tam 5 ayrı kilit bulunan kozmik odada diyebileceğimiz o korunaklı alanda saklanıyor. Ve Türkiye ile birlikte, yani 28 Mayıs saat 17'den sonra bu yurt dışı oylarda sayılmaya başlanacak. Ancak gümrüklerde durum biraz daha farklı gelişiyor. Gümrükler hangi ilçeye bağlıysa o gümrük kapısı, o ilçede yurt dışı geçici seçim kurulu kuruluyor ve oylar da oralarda sayılıyor. Ancak orada oy verme işleminin devam ettiğinin altını çizebiliriz. Tabii dün bir de seçim takviminde kritik bir günde milletvekilliği kesinleşmemiş sonuçlarına itirazlar da sona erdi. Yüksek kurulun işte o gece yarılarına kadar çalışıyorlar dediğim kurul üyelerinin bugün itibariyle o itirazları da karara bağlaması bekleniyor. Bugün ya da yarınsa resmi gazetede milletvekili seçiminin kesin sonuçları yayınlanacak ve devam eden 3 günde de mazbatalar kesinleşmiş olacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni çalışma dönemine başlayacak. Biz yine yüksek kurulda olacağız Ela. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden Ankara'dan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan size bırakalım. Sertaç Murat Koç, teşekkür ederiz. Bu süreçte en çok çalışan arkadaşlarımızdan biri Sertaç Murat Koç oldu. Vallahi Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde hayatını idame ettiriyor, öyle söyleyeyim. Sertaç'ı başka bir karede hatırlayamayacağım. Şimdi devam ediyoruz. Son dakikalarımız, 2 dakika kaldı galiba yayının bitmesine. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da ülkücü kanaat önderleriyle bir görüşme yaptı ve bu görüşme basına kapalı gerçekleşti. Bu arada gerçekleşen toplantı ülkücü camianın en önde gelen isimleri katıldı. Yani asil isimler. Nasıl bir toplantıydı bu, bakalım.
ikinci turda belirleyicilerin özellikle Türk milliyetçisi seçmenin olacağını şimdiden söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da ülkücü kanaat önderleriyle buluştu. Eski Ülkü Ocakları Başkanları, ülkücü camianın önde gelen isimleri o toplantıda yerini aldı. Türk milliyetçileri Türkiye'nin yeni yol ayrımında çok doğru bir yerde durduğunu hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna göstermiş oluyoruz biz. Ve yepyeni çehresiyle parlamento, daha doğrusu meclis diyelim. Tam Türkçesini kullanalım. Yeni çehresiyle meclisimiz artık 28. dönem kapılarını aralıyor. Kayıtlar da yapılmaya başlandı milletvekilleri tarafından. Kayıt yaptıran milletvekili sayısı 20'ye çıktı bakalım. Meclise kayıt yaptıran vekil sayısı 20'ye çıktı. Uzunca bir dönemden sonra Çankırı'nın ilk kadın milletvekili olarak meclise temsil etme gururuna sahip olacağım. 14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçiminin ardından mazbatasını alan milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kayıtlarını yaptırmaya devam ediyor. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora kayıt için meclisteydi. Ben Meclis İdari Teşkilatı'nda strateji geliştirme başkan yardımcısıydım. Benim için o da değiştirmek oldu aslında. Rozetini eşi Yasin Dora taktı. Sayın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de milletimiz lehine, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde mecliste temsiline eş olarak tamamlanmasıyla birlikte güzel bir yasama yılı geçiririz inşallah. Milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek kaydını yaptırdı. Yılık uzun dönem sonra Çankırı'nın ilk kadın milletvekili olarak şehrini mecliste temsil edeceğini söyledi. Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesiyle birlikte 1934 yılında Hatice Özgener Hanım ilk defa Çankırı adına meclisi temsil ediyor. Ama ondan sonra Çankırı'dan hiçbir kadın milletvekili yok. Dolayısıyla bu noktada benim için ayrı bir gurur kaynağı olacak.